Şimdi bir Hada'ya bakalım. Yalnız sesleriniz duyulmuyor, onu söyleyeyim. Her zamanki hadise o. On üç yerde Kur'an-ı Kerim'de Hada fiili var. Bütün türevleriyle. Daha önce Nisa suresinde görmüşüz biz bunu. O ayette, bahsettiğiniz ayette varmış. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Rabbiniz size kitapta indirdi ki اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ işittiğinizde, bizim ayette gördüğünüzde vardı. Burada işittiğinizde اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini يُكْفَرُ بِهَا yok sayılıyor. وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا ve onlarla alay ediliyor. Dolayısıyla bazı sözler işitiyoruz. O sözlerde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri yok sayılıyor. Ve yine o sözlerde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri istihzaya uğruyor. Bunları işittiğinizde, yani kulağınıza bunlar değdiğinde فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ artık onlarla oturmayın. Yani o mecliste bulunuyordunuz ve bunları işittiniz. Artık bunlarla oturmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu Nisa suresi 140. ayet. 140. Ne vakte deyin asla böyle kimselerle bir daha oturmayın mı? Hayır. Hatta yahudu fi hadisin gayrihi. Başka bir söze onlar dalıncaya dek. Dolayısıyla buradaki kullanımda hada fiili normal bir söze dalmak, başka bir söze geçmek gibi kullanılmış şu anki durumda. Hatta yahudu fi hadisin gayrihi. Onlar başka bir söze dalıncaya dek diyor. Eğer ayette şey de var, eğer bunu yapmazsanız, yani protestonuzu ortaya koyup kalkmazsanız innakum izen o takdirde mithluhum onlar gibisiniz demektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sözleriyle ileri geri konuşuluyor. Siz de orada o ortamda oturmayı sürdürerek tolere ediyorsunuz adeta bunu. Bunu tolere ederseniz o zaman innakum izen mithluhum siz de onlar gibisiniz demektir. Devamında اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah Azze ve Celle kafirleri de münafıkları da cehennemde toplayacaktır. Bu ayetin devamı Nisa suresinde gördüğümüzde şöyle değerlendirmiştik. Cenab-ı Hak demek istiyor ki bunu yapanlar zaten açıkça küfürlerini ortaya koymuşlar. Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle istihza ediyorlar. Siz protestonuzu ortaya koyup oradan ayrılmazsanız, onlarla oturmaya devam ederseniz, belli ki siz de onlar gibisiniz. Allah Azze ve Celle de siz gibi münafıkları, yani içten içe mümin gibi duran ama dıştan dışa kafir gibi gözüken kimseleri, bu başka türlü bir nifak hali. Çünkü münafıklık sadece içte imanı, içte küfrü, dışta imanı izhar ederek olmayabilir. İkiyüzlülüğün bunun tersi de olabilir. İçte imanı tutan ama dışta küfür izhar eden. Bunun aklayıcı bir nedeni olabilirse korunma amaçlı olabilir. İlla en tettequ minhum tuqa buyuruyor Allah Azze ve Celle. Korunmak için. Kendimi belli ederse canına kastedilecek. Hayati bir konu ise o bir istisna ayette geçiyor. İlla en tettequ minhum tuqa. Ama öyle hayati bir risk yok. Sadece ticari kayıp olabilir. Sadece ne bileyim aşağılanabilir, küçük düşürülebilir. Sen de mi onlardansın diye yaftalanabilir. Bu tür sebeplerle kişi içten içe imanını tutup dıştan dışa bu tür sözleri tolere ederse Cenab-ı Hak bunlara da münafık demiş. İnna Allaha cami'ul munafikina
vel kafirine, Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde toplayacaktır. Yani bu dünyada o ortamda birlikte bulundunuz, toplandınız, siz farkınızı ortaya koyup ayrılmadınız. Allah Azze ve Celle sizi cehennemde de birlikte toplayacak. Değil mi ki içten içe imanınıza rağmen Cenab-ı Hakk'ın sözlerinin aşağılandığı, istihza edildiği bir ortamı tolere ettiniz. Bu çok vahim bir şey. Yani benzerini yaşadığımız ortamlarda sesimizi yükseltemediğimiz, karşı duramadığımız, ayaklanıp en azından kalkıp uzaklaşmadığımız, böylece o ortamı paylaşmaktan kurtulmadığımız durumlarda Cenab-ı Hak diyor ki demek ki benim korkum değil, onların korkusu seni sardı. Hele hele bu korku hayati bir korku değilse, ciddi bir şey de değilse, o zaman Allah Azze ve Celle ayrılamadığın bu kişilerle merak etme, Cenab-ı Hak seni cehennemde de bir arada bulunduracak, tehdidinde bulunuyor. Çok ağır bir tehdit ayetin sonunda gelen اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ. Öyle anlaşılıyor ki bu münafıklar bu ortamlarda durup da ortamı tolere eden, sessiz kalan, içten içe mümin, dıştan dışa kafir gözüken kimseler. Çünkü Cenab-ı Hak اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ dedi. Siz o zaman görünürde onlarla aynısınız. Bu bize şunu da öğretiyor. Bir mecliste konuşulan bir sözden o mecliste bulunan kimseler sorumludur. Ben oradaydım ama ben konuya iştirak etmedim. Böyle bir konu konuşuldu. Zımnen demek ki ses çıkarmayanlar konuşulan şeye iştirak ediyor kabul edilir. Allah'ın hükmünde bu böyle. Diyor ki böyle böyle konuşuluyor da sen oradan ayrılmıyorsan en azından bundan daha iyisi var. Görüşünü belirtip karşı çıkmak. Hayır, bu söylediğiniz söz yanlıştır. Allah Azze ve Celle doğrusunu söylüyor. Bu daha iyileri var ama Allah Azze ve Celle buradan, burada kulundan en minimum olanını talep etmiş. En azından. Kalkıp sessizce ortamdan ayrılmak. Ben bu fotoğrafta bu resmi vermeye razı değilim. Ben orada yoktum veya ben oradan ayrıldım. Onlar böyle konuşunca ayrılmazsan ne olur? Allah Azze ve Celle'nin katında bir mecliste konuşulanlara sessizce o mecliste bulunarak katılmak, o konuşulanları onaylamakla eş anlamlı. İnnekum izen misluhum. Biz bu ilkeyi ihlal ettiğimizden veya göz ardı ettiğimizden masum sayıyoruz. Ya ben oradaydım ama ben öyle şeyleri konuşmadım. Onlar konuştular. Sen ne yaptın? Orada durmaya devam ettin mi? Ettim. Ettinse konuşaydın farkı yoktu zaten. Çünkü konuşmanla konuşmaman arasında bir fark yok. Allah Azze ve Celle senin gibi münafıkları da o kafirleri de cehennemde toplayacaktır. Tıpkı orada toplandığınız gibi. Çok ağır bir tehdit. Bizim yumuşak saydığımız, bizim kolay saydığımız, bizim tolere edilebilir, basit saydığımız konuyu Cenab-ı Hak ciddiye bağladı. Nitekim böyle ortamlar çok yaşadık. Hele eskiden adam gelir iri kıyım birisi, özellikle devlet memurları bunu felaket çok yaşadılar. Gelir Allah Azze ve Celle'nin kitabı konusunda da, açık açık din konusunda da ileri geri konuşur, mikrofon elindedir. Orada evet bulunan insanlar olarak çoğu zaman onun söylediklerini tolere etmek zorunda kaldık. Bir zamanın bir darbecisi vardı mesela. Şehir şehir gezip Allah Azze ve Celle'nin ayetleri konusunda ileri geri konuşuyordu. Kalabalık yığınlar önünde. Dolayısıyla biz sessiz kaldık, biz bir şey demedik. Biz bunun iştirakı, bu suçun iştirakçısı, ortağı değiliz gibi sanıyor idiysek, sanıyorsak Allah Azze ve Celle bunu kabul etmiyormuş. Sessiz kalıyorsanız, oradan ayrılmıyorsanız innekum izen misluhum. O zaman siz de onlar gibisiniz. İnnallâhe cami. Ama biz içten içe öyle değildik ya Rabbi dersek, Cenab-ı Hak da diyor ki tamam, onlara karşı münafıklık etmişsiniz. İçten içe benle, dıştan dışa onlarlaymışsınız. O zaman ben sizin gibi münafıkları da kabul etmiyorum. Onların yanına göndereceğim. İnna Allaha cami'ul munafikina vel kafirina fi cehennem. Allah Azze ve Celle bu münafıkları, bu tersten münafık,
İçten içe kafir, dıştan dışa mümin gözüken değil bunlar. Bunlar içten içe mümin, dıştan dışa kafir gözükenler. Allah Azze ve Celle bunları da gerçekten kafir olanlarla birlikte cehennemde toplayacağını haber veriyor. Korkunç ve dramatik bir şey bu. Allah Azze ve Celle böyle bir duruma bırakmasın. Böyle bir durumda kalmışsak eğer en azından oradan ayrılmayı, kalkıp uzaklaşabilmek, bilmeyi muvaffak kılsın. O kadarından daha iyisi varsa o da karşı çıkmak, doğrusunu söylemek ve bunun getireceği bedeli Allah için göğüsleyebilmek.